Ana Haber Ajansı'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, iki tane değerli konuğum var bugün. İkisi de bir siyasi parti, Güç Birliği Partisi'nin genel başkanı ve genel başkan yardımcısı. Kendileri Antalya'da bu partiyi kurdular ve buradan da Türkiye'ye yayılmaya devam ediyorlar. Evet, hoş geldiniz Sayın Ali Karabağ. Hoş bulduk, Kıymet Yönet Bey. Evet, bu günlerde, bu zamanlarda siyaset biraz hızlı gidiyor, farklı gidiyor. Yarın seçimlerin ne olacağı belli değil. Artık farklı partilere de ülkemizin ihtiyacı olduğu görülüyor. Bunları sizinle bir görüşeceğiz. Ama önce sözü bayanların olduğu için Sayın Pınar Albayrak Hanımefendi'ye vermek istiyorum. Siz de genel başkan yardımcısı olarak partidesiniz. Genelde siyasete hanımlar biraz soğuk bakar, siyasette pek göremeyiz. Size öncelikle onu sormak istiyorum. Neden siyasete atılma ihtiyacı duydunuz? Nereden başladı bu? Bir de neden Güç Birliği Partisi? Güç Birliği Partisi çünkü güçlerin değil, hani birleşerek güç vermenin olduğu bir parti. Biz bu yola inanarak çıktık. Sayın Genel Başkanım Ali Karnap'ın önderliğinde. Güzel bir başlangıçtı. İdeolojisi güzeldi. Programlarımız çok güzel. Bunlara inandık. Bundan dolayı beraber bir yola çıktık. Daha önce siyaset yaptınız mı? Hayır, daha önce siyaset İlk yapmadım. Defa İlk defa siyaset yapıyorum. Ticari. Peki kim ikna etti sizi ya da nasıl ikna aldınız? Aslında çok tesadüf bir görüşmelerle başladı. Sonra biz Ankara'dan Antalya'ya geldik. Ali Başkanım'la görüştük. Başkanım sağ olsun. İkna edici kabiliyeti yüksektir, evet. Aslında ikna edici demeyelim, şöyle söyleyelim. Yani programlar çok güzel, gidilen yol çok güzel. Biz de bu yolda varız dedik. Çünkü bir kadın olarak şöyle söyleyeyim. Dünyayı aslında eğiten de biziz. Anneyiz özellikle. Önce anne olarak bakmak lazım. Bir anne olarak da siyasete atılmayı tercih ettim, uygun gördüm. Malum memleketin halleri, değil mi? Ya, muhakkak. Şimdi ilk etapta öncelikle kadının eğitilmesi lazım. Evet. Yani dünyayı eğitmek için kadından başlamak lazım. Çok doğru. Çünkü hani sevgi de önemli burada. Şimdi biz de o yüzden öncülük etmek zorundayız. Ön planda olmak zorundasınız. Bu hani vitrin olarak değil. Bizde kesinlikle böyle bir şey yok. Partimizin içerisinde birçok bayan, kadın arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Hepimiz sahadayız ve bu sahada da faal bir şekilde çalışıyoruz zaten. Peki, iktidar olursak sanırım hemen yine eğitim dediniz. Öncelikle. Kesinlikle. Öncelikle eğitim. Evet. Bizim daha çok bayanlar üstüne, kadınlar üstüne projelerimiz çok fazlasıyla var. Bir ev kadını diyoruz. Aslında artık bütün kadınlar çalışma hayatına başladılar. Ama bunun yanında da evde olan kadınlarımız var. Bunların sigortalarından tutun, eğitiminden tutun, çocuklara kadar. Evet. Bununla ilgili gerçekten güzel projelerimiz var. Onları da bunları hayata geçireceğiz. Konuşacağız. Onları da zaman içerisinde bir şekilde onları da konuşalım. Peki, ben hemen başkanımıza döneyim. Ondan sonra tekrar size döneceğim. Evet, Sayın Başkanım, Güç Birliği ismiyle birçok gücün birliğini bir araya getirdiniz. Sevgili seyircilerimize ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle neyin güç birliğiydi bu? Daha sonradan bu parti doğdu çünkü güç birliği vardı, evet, zaten. Kaç tane birliğin bir arada olarak kurulduğu bir parti değil mi? Şimdi Cevdet Bey, öncelikle programa da bize yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere dostluğumuz eski, evet, yıllardan beri kaynaklanıyor. Şimdi biz hizmet hayatımıza sivil toplum kuruluşu olarak başladık. Yaklaşık 30'a yakın, ilk hesapta 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla beraber, dernekler biz var, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber biz bu hizmet yoluna çıktık, başladık. Evet. Yaptığımız proje, çalışma ve hani insanlar şeydir, hani bizim doğal yapımızdan kaynaklanıyor. Genelde her çıktığımız yerde diyoruz ki biz süslü kelimeleri kullanmıyoruz. Biz halkız. Halkın içinde hizmet edebildiğimiz kadar varız. Bu doğrultuda da 30'a yakın dernek ve sivil toplum kuruluşumuzu, projelerini sahaya sürdük. Sahada çalışmaların karşılığının olduğunu gördük. Ve şu an
158 kurulum, proje ve biliyorsunuz 3. emrine kadar derneklerimizin birçok çalışmaları durduruldu pandemi sürecinden dolayı. Sendikalarımız var, kooperatiflerimiz var, ocaklarımız var. Ve en güzel tarafı da şu an güç birliği olarak, güç birliği köy endüstrileri çalışmasını güncelledik ve faaliyete geçirmeye başladık. Biz sivil toplum kuruluşu olarak başladık ama yaptığımız projelerden dolayı toplumda karşılığını gördüğümüz için temsil anlamında bir siyasi parti eksiğimiz kalmıştı. Olur. Yani biz bu konsorsiyumu birleştirdikten sonra 11 aylık bir süre oldu siyasi partimizin kuruluşunda, siyasi parti kurma ihtiyacı duyduk. Ama siz zaten bir de ilk önce Adalet Partisi'nin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısıydınız. Evet. Daha sonra da Anavatan Partisi'nin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı oldunuz. Hatta Anavatan Partisi'nin de seçimlere girmesinde ciddi bir katkınız oldu. Biraz da o süreçten bahsedelim. Adalet Partisi bir kısa dönem, hemen arkasından Anavatan Partisi. Ne kadar sürelerde görev yaptınız? Şimdi 2016 sürecinde kıymetli genel başkanımız, aile dostluğumuz sayesinde ben siyasetten uzak fakat projelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hayatın her alanında olan bir kişiydim. 2016 yılında kıymetli genel başkanımızla beraber istişareler sonucunda Adalet Partisi'nde Türkiye Teşkilat Başkanı olarak görev yaptım. Bize düşen görevi yaptık. Teşkilattaki arkadaşlarımla beraber yaptık. Fakat bir süre sonra uzlaşmazlığa girdik. Yani uzlaşmazlığın sebebi de biz şuna inanırız. Emek veren herkes, hani siyasette insanlar çabuk kullanılır, bir kenara atılır ya. Biz şunu biliyoruz. Biz bu yola kimlerle çıktıysak emek verenlerin emekleri yerinde duracak dedik. Belli bir ayrışma sürecine girdi. Daha sonra dostane bir şekilde Adalet Partisi'nden ayrıldık. Yani 2017 yılında yaklaşık 9 aylık bir görev sürecim oldu. Allah'a şükür kısa dönem belli bir teşkilatla alıp nereden bakarsanız 15-20 kat fazla bir teşkilatla beraber geri bıraktık görevimizi. Çünkü siyaset yaparken inanmak çok önemlidir. Yürüdüğünüz yolda başkanınıza, dava arkadaşlarınıza inanırsanız zafere varırsınız. İnansızlık kaynaklandı. O yüzden Adalet Partisi'nden ayrıldık. Ve sivil toplum kuruluşları, ocaklarımızda ve sendikalarımızda devam ettik. Fakat biliyorsunuz, malumunuz olduğu üzere Cevdet Bey, Türkiye'de temsil edilebilmek için siyaset şart. Yoksa derneklerde yaptığınız projeler gerçekten hizmet edebiliyor ama temsili gücü zayıf olduğu hem için. Hem temsil edilebilmek hem de söz hakkı sahibi. Söz hakkı sahibi, doğru. Evet. Söz hakkı sahibi olabilmek için. Yaklaşık 2017 sürecinden 19 sürecine kadar, 2019 sürecine kadar herhangi bir siyasi partiyle çalışmadık. Derneklerimize, sivil toplum kuruluşları üzerinden hizmet etmeye devam ettik. İşte demin dediğiniz gibi söz hakkına sahip olabilmek için bir siyasi parti şarttı. Evet. Kıymetli Anavatan Partisi Genel Başkanımızla bir ortamda istişare yaparken Türkiye Teşkilat Başkanlığı Anavatan'ın teklif edildi. Biz de bu yolda yürüyelim dedik. Hep beraber olalım dedik. Yani 4 ay bir görev yaptım Anavatan Partisi'nde. 2 aylık süre içerisinde de ben ve bütün dava arkadaşlarımla beraber Türkiye seçim yeterliğini Anavatan Partisi'nin aldık. Ama ne yazık ki işte başlangıçta sonuç aynı olmadığı için yine kendi aradığımız bir ben değil biz diyenlerin birlikteliğini kurmakta amacımız. Yani 10 tane güçlünün bir araya gelmesi değil. Beraber güçlenebileceğimiz, beraber Türkiye'nin yarınlarını yönetebileceğimiz bir yapı kurma derdimiz vardı. Bu inanışta da Anavatan Partisi içerisinde bulamadık kendimizi. Anavatan Partisi kıymetli başkanlarımla, dostlarımızla hala görüşüyoruz. Ama kendi inanış arayışımızı, yol çizgimizi bulamadığımız için yol ayrışımına girdik. Sizi parti kurmaya zorladı bu. Kesinlikle. Bir partide de görev almanız sizin, hayır baktınız ki bu böyle olmuyor. Hem ekibinizle hem de arkanızda sizin yanınızda duran sivil toplum örgütünün başkanlarıyla dediniz ki biz birlikte güç birliğini oluşturalım ve güç birliği öyle doğdu. Kesinlikle, yani şu şöyle diyeyim, bugün Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarımız, ocaklarımız olarak 158 tane genel başkanımız var. Yani 158 genel başkanın ve 40'a yakın iktisadi işletmemiz var. Bunların birleşmesiyle zaten parti artık. Çünkü biz bu yola çıkarken şey dedik. Artık Türkiye'de bir ilk değil mi? İlk proje olarak, güç birliği hareketi olarak yani. Yok yani. Bu kadar STK'ları bir araya toparlayabilen, STK'larla birlikte çalışan siz varsınız. Başka da kimseyi göremiyorsunuz. Yok yani şu an öyle proje aşamasında başka kimse yok. Çünkü birlik, hani biz diyoruz ya, biz bu yola çıktığımızda ben değil biz diyenler oluşturabilmek. Hani bunu sözde herkes söylüyor. Ki iyi bakarsanız 2020 yılına kadar
ben değil biz diyenlerin birlikteliği, artık milli yerli bir olmayı söyleyen ilk kurumuz. Evet. Şu an birçok yapı sahipleniyor ama Cevdet Bey şöyle diyeyim. Biz bu birlikteliği kurarak artık siyasi partimizi oluşturduk ve 11 aylık bir siyasi parti geçenlerde de kongremizi gerçekleştirdik. Evet, gördüm, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kaç ilde varız? Şöyle diyeyim, 74 ilde teşkilatlanmamız 11 ayda gerçekleşti. 11 ayda 74 ilçeler. Ki şöyle diyeyim, 74 ilde değişimle beraber bir bu kadar daha değişim gerçekleşti çünkü başarısız. 58 ilçede yeterliliğimiz var. Bunun da 46 il ve ilçelerinde kongre sürecimizi başlattık ve bitirdik şu an. Seçime girmeyi hak ettiniz, kazandınız, yeterliliği oluşturdunuz. Şöyle oldu, büyük kongre eksiğimiz vardı. 3 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da büyük kongremizi 1500 kişiyle gerçekleştirerek Ağustos 3 itibariyle ondan sonra olabilecek bütün seçimlerde Allah'ın izniyle Güç Birliği Partimiz yerini alacaktır. Bunu kimse başaramadı. Yani biliyorsunuz İYİ Parti bile 17 tane meclisten milletvekili aldı. Öyle girdi ama daha halen o da il ve ilçelerini kurmak konusunda sizin kadar böyle 74. Şöyle diyeyim Cevdet Bey, biz sivil toplum kuruluşlarımızı siyasetin dışında tutuyoruz hizmet etmek için. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızın teşkilatlarıyla beraber rahatlıkla Türkiye Cumhuriyeti'nde 6 tane daha parti kurabilecek gücümüz var. Biliyorum. Rahatlıkla. Evet, yani sivil toplum kuruluşlarımız özellikle hizmet amaçlıdır. Evet. Çünkü biz şunu diyoruz, halkımızın boğazından geçen lokmaya projelerimizle katkıda bulunacağız. Projeleri geleceğim. Projeleri birkaçını, tabii projelerimiz çok, onları ayrı ayrı programlarda mutlaka alıp işleyeceğiz. Tabii Güç Birliği Partisi'siz hakikaten hani böyle nasıl söyleyeyim, böyle kenardan çok böyle ses çıkartmadan, çok böyle televizyonlara çıkmadan yapılanıyorsunuz. Taşları böyle yavaş yavaş örüyorsunuz. Bunu görüyorum. Çok da ciddi bir kitlelere sahipsiniz. Bunlar da görülüyor. Bugüne kadar yani Türkiye genelinde kurulan birçok yeni partide bu gelişim ve bu oluşum yok. Bunların birkaçını ben şahsen genel başkanlarını da tanıyorum ve görüyorum da. Hala bir tanesi var. Siz de ziyaret etmiştik, vermeyeyim ismini. Onunla birlikte hala çabalıyor. 3-5 tane kurdu galiba. Devam ediyor. Siz biliyorsunuz kıymetli başkanım. Aynı zamanda siz de siyasetin içinde duayenlerinden birisiniz. Sen ne kadar bilirim. Niyetini çok iyi biliyorsunuz. Onu bildiğim için zaten inanılmaz derecede. Hani bir Doğru Yol Partisi genel başkan yardımcılığı yaptık. Ve tamam, Doğru Yol ciddi bir markadır. Ona kesinlikle bir çatı altında toplamak daha kolaydır. Bir markayı kolaydır. Ama ona rağmen çok zordu. Siyaset yapmak isteyen insanı bulmak, siyaset yapmak isteyen insanlarla bir araya gelmek, bir de kavga etmeden bir araya. Kesinlikle. Bu daha önemli. Çok kolay değil yani. Çünkü herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes bir şeyleri ortaya koymak istiyor ama tabii her kimlik farklı, her kültür farklı. İster istemez çatışma yaşanıyor. Şurada şöyle bir müdahale edeyim Cevdet Bey. Şimdi Güç Birliği olarak şöyle bir farkımız var. Hani biz protokol oynamadık. Evet. Bilirdik Ankara'da kendimizi süslemesini onu. Evet. Oynamadık. İşte yaklaşık bundan işte bir hafta önce, kongremizden önce Büyük Türkiye yürüyüşü başlattık. 3 tane daha arkadaşımı aldım. 20'ye yakın ili gezdik. Karda, kışta geldik. Evet. Gittiğimizde de şey yapmadık, hani kongre o bu hazırlıklarla değil. 10 kilometre kala gittiğimiz yerin il başkanlarını aradık. Evlerinde çay içerek aileleriyle beraber istişarelerde bulunduk. Çünkü iklim şartları, koşullar ne olursa olsun, yani 17 bin kilometre, yani 20 günde 17 bin kilometre yol yaptık. İklim şartları ne olursa olsun, biz dava arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Yok ve abi, sahada olduk. Ben mesela şunu diyorum, Güç Birliği Partisi'ndeki bütün arkadaşlara diyorum. Arkadaşlar sahada olun. Yılın 366 günü, bir gün ekliyoruz. Günün 25 saati, 1 saat ekliyoruz. Çünkü biz seçim çalışması yapmayacağız. Yok, seçim çalışması yok. Güç Birliği Partisi'nin seçim çalışması 366 gün. Seçimden seçime, eğer ki bizden birileri gelip sizlerden oy istiyorsa, oy vermeyin, rahatlıkla buradan da söylüyorum. Vermeyin ya. 366 gün eğer halkımızın yaralarına meylem olabiliyorsak, imkanlarımız da olsun da tabii ki bunu da belirtmek lazım. Eğer ki boğazlarından geçen lokmasına katkımız olabiliyorsa, eyvallah. Hemen söze girdik, siyaset olunca evet seni seviyorum ama Ali Karnavut'u bir kişi olarak da tanımak isteriz.
Mesleğiniz neydi? Çocuklarınız, aile babasısınız her şeyden evet. önce. Onlara da bir nerelisiniz? Onlara da bir tanıtalım. Merak ederler çünkü. Evet. Trabzon Ofil'inde dünyaya geldim. İlk orta lise eğitimi orada tamamladım. Uluslararası eğitimi Moskova'da tamamladım. Gıda sektörüyle başladım. Maden sektöründe çizgi grup ve çizgim grup olarak ticaret hayatıma devam ettim. Daha sonra birçok sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alarak siyasi hayatımıza başladık. Yaşınız tam kaç? Normalde 18 yaşındayım. çünkü niye bunu söylüyoruz? Devlet her zaman 18 yaşındadır. 42 yaşındayım. Gençsiniz daha evet. Yaklaşık 10 yıldır da STK ve siyasetle uğraşıyorum. Çoluk çocuk durumunda? Bir kız, bir uşak derler bizim orada Trabzonoflu olduğumuz için. Bir kız, bir oğlumuz var. Ama biz şunu diyebiliyoruz ki bizim aynı zamanda Türkiye'deki evlatlarımız var. Tabii ki. Çok güzel. Evet, siyaset sizi zaten kendine yavaş yavaş çekmiş. Her ne kadar aklınızda da olmasa evet. STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla, işte derneklerle ister istemez sizi buralara getirmiş. Evet, gelecek olursak ülke sorunlarına. Ülke sorunları inanılmaz boyutta. Şunu da sorayım ondan önce. İnsanlarımız merak eder. Bu partinin görüşü nedir? Yani sağ konjonktörde mi bir parti, sol konjonktörde bir parti ya da herhangi şu anda kurulmuş bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin veyahut da AK Parti'nin, işte Saadet Partisi'nin, işte İYİ Parti'nin birçok partinin yakını mısınız? Onlarla bir bağlantınız var. Valla çok iyi yere değindiniz. Özellikle şöyle söylemek istiyorum. Güç Birliği Partisi'nin tek kırmızı çizgisi vatanperverliktir. Son yaşadığımız pandemi süreciyle ideolojilerin artık bittiğini, yerli bir ve beraberliğin, hatta ulusal ve küresel bir ve beraberliğin ne kadar gereksinim olduğunu bir pandemi, Covid süreci bize hepimize gösterdi. Şimdi Güç Birliği Partisi, vatanperverlerin bir araya geldiği bir merkez kitle partisidir. Sağ, sol, herhangi bir ideoloji düşüncesi yoktur. Yani siz insanları ayrıştırmadan, sağa kesinlikle. Ve sola bölmeden her ne olursa olsun, Mevlana misali. İnsan olsun, bizimle aynı kesinlikle. Şekilde olsun diyenlerdensiniz. Ama vatanperverlik çizgisi çatışsın. Hani şunu da sorabilirsiniz. Ya Sayın Başkan, şu vatanperverliği nasıl ölçüyor? Yani bir cihaz mı var, bir sistem mi var, bunu nasıl ölçebiliyoruz? Onu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ne yaparsak yapalım, hayatımızın hangi alanında? Öğretmensinizdir, basınla uğraşıyorsunuzdur, ticaretle uğraşıyorsunuzdur. Biz şu kadar net olarak diyoruz. Ne yaparsak yapalım, doğru, dürüst, erdemli, ahlaklı, adaletli. Ve bunları bütünlediğimizde herkese adaletli bir iş yaparsak, aha işte bu adam vatanperverdir. Vatanperver. Bir de kendi içinde yaşasa, benim de hep onu insanlara zikrederim, biraz da ülkeniz içinde yaşamayı unutmayın. Kesinlikle. Ülkeniz için yarınlarınız bu topraklarda çocuklarınız içinde yaşayacak ve ülkeniz içinde bir şeyleri arkada bırakmanız gerekir. Bunu unutmamak lazım. Peki şöyle diyeyim hatta, onu da şunu diyoruz. Hani vatan için ölmek kadar kutsal olan bir şey de vatan için çalışıp hizmet etmektir. Bu çok önemli bir nokta. Vatan için hepimiz şehadet içebiliriz. Ama hayatımız boyunca vatanımız için çalışıp hizmet edebilirsek bu da ölmek kadar kutsaldır. Evet, anladığımız Güç Birliği Partisi ne sağ konjonktördeyim ne solda diyorum. Herkesi içine alan merkez, yeter ki vatanperver olsun diyor. Ülkesi içinde çalışan. Şu sorunuza da cevap vereyim. Hani hangi ittifakı evet. falan destekliyorsunuz? Evet. Burayı kaçırmayalım. Var mı? Vallahi önce şöyle diyorum. Bismillah diyorum. Biz bu partiyi kurduğumuzda hiçbir kapalı kapı arkasında pazarlık etmedik. Hiç kimseyle, kirli güçlerle, onlarla bunlarla ittifak içerisinde olmadık. Bizim hesap vereceğimiz tek yer Yüce Yaradan'ın ve halkımızdır. O yüzden gönlümüz de rahat, yüzümüz de rahat. O yüzden ben ittifaklara da karşıyım. Ha, yarın bir parti sizi çağırdı, AKP veya... Çağırdı biliyorsunuz, olanlar da var. Vekil, milletvekili almak için uğraşırken biz vatanperver olsun diyoruz. Beraber olduğumuz bir ortamda da dendi. İttifak olmaz, olmaz mı diyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, tabii vatan için birlik ve beraberlik gerekiyorsa... Bunun için düşünebiliriz. Bunu üst yönetimimiz beraber evet. karar verir ama ben Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, A İttifakı diye bir ayrıştırmaya karşıyım. Gelin hep beraber birleşelim. Hatta bu süreçte şu an şey lazım. Ülkemizin önündeki 4 yıl çok kötü bir süreç. Evet. Herkes kimliğin, ideolojik anlayışını geçici bile olsa bir kenarda bırakıp bir birliktelik kurmak zorundayız.
Çünkü ülkemizin önündeki 3-4 yıl süreci çok zor bir süreç. Bunun için birliğe davet ediyorum. Ayrışma gerek yok. O ittifak, bu ittifak hiç gerek yok. Gelin hep beraber bir masada toplanalım. Ülkemizin yarınlarını tartışalım. Çünkü zor bir süreç var. Bu pandemi süreci böyle bitmeyecek. Evet. Daha yeni başlıyor kirli oyunlar. Evet, maalesef. Gençler, biliyorsunuz seçimi karar verecek olan bu seçimlerde 2023 seçimlerinde 15 yaşındaki çocuklarımız, şu anda 15 yaşında olanlar, kızlarımız, çocuklarımız oy kullanacaklar. Evet. Bunların dediğiniz gibi hiçbir ideolojisi yok. Hiçbir düşüncesi yok ama %40'tan fazla oyu bunlar oluşturacak. Gelen yeni nesil, bu tabii Z kuşağı deniyor bir de onlara. Kesinlikle. Onlar bence ülkenin kaderini belirleyecek. Kesinlikle. Kim kalsın kim gitsin diyecekler. Onlar için ne düşünüyorsunuz? Gençlere ne? Şimdi öncelikle eğitim. Pınar Başkanımız da dediği gibi öncelikle eğitim. Şu an malum olduğu üzere eğitim sistemimiz bütün çoğu sistemi çökmüş durumda. Z kuşağı kendini kapatma aşamasında. Z kuşağına, yani dijital çağ, evet başarılı bir çağ, dijital çağa sahip olmak gerekiyor. Gençlerimizi köreltmeden yarınlara hizmet edebilecek, üretenlerin yarınlar, üreten bir Türkiye'ye hizmet edebilecek bir kuşak haline getirmemiz lazım. Z kuşağını kendi başına bırakırsak çok büyük sıkıntılar olacaktır ülkemizde. Eğitim, eğitim, eğitim. İlk önce eğitimden başlıyoruz. Ve gençlerle ilgili dijital çağı takip ederek yeni projelere doğru yön verme çalışmalarımız var. Evet, onlara yeni meslekler de oluyor. Evet, kesinlikle. Onun yanında onlar için üniversiteyi bitiriyorlar ama işsizlik kapıda evet. Her zaman bekliyor. Eğitim var ama eğitimsizlik var. Kör bir düzende eğitimsizlik. İş ihtiyacına göre okutulmuyor gençlerimiz. Ondan sonra da evde oturup internetin başında... Bununla ilgili çok iyi projelerimiz var. Çünkü artık yeni dünya düzeniyle beraber birçok iş dalları değişti. Gençlerin de sevebileceği iş dalları ve yapabileceği iş dalları var dijital dünyada. Yani buna biz altın çağ diyoruz aslında da bizden sonra yeni başlarlar altın çağ demeye. Bu altın çağın gençlerini çok iyi yönetmemiz lazım. Kendi özgür düşünceyi yönetmek derken de kendi özgür ruhlarını ve düşüncelerini sistemin içine akıtmalıyız. Çünkü yani demin dediğiniz gibi 15 yaşında gençler 3 sene sonra Türkiye'nin kaderini belirleyecekler. Aynen. Peki yine seyircilerimiz de merak eder, ben de merak ediyorum. Siyasette mutlaka öykündüğünüz bir lider vardır. Gerek yabancı olsun, gerek yerli olsun. Sizin de yıllarca siyaset yapmış, öykündüğünüz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz tabii yanları da vardır mutlaka. Siyasetçi var. Var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Yani halka hizmet ettiğinden ve projeleriyle beraber gerçek anlamda beğenirim. Belli. Mekan cennet fakat, olsun. Bülent Ecevit'in, rahmetli Bülent Ecevit'in ciddi anlamdaki duruş sistemle bu dünyaya veda ederken bile onuruyla gitmesi. Evet, o da çok önemli. Çok önemli. Süleyman Demirel için ne diyeceksiniz? Süleyman Demirel projeleriyle beraber, hatta çok örneklerini veririm. Rahmetli Süleyman Demirel'in ciddi anlamda farklı bir ideoloji, farklı bir kimlik, farklı bir kişilik. Turgut Özal. Evet. Yani bütün liderlerimiz aslında sadece bir iki lider değil ama gerçekten hani yeni dünya düzeninin liderlerine bir şey demiyorum. Çünkü ne olduğunu anlayamıyoruz. Siyaset karıştı. Eskiden kavgalar kıyametler de olsa aynı çatı altında yemek yiyilebiliyor, sohbet edilebiliyordu. Saygı siyasette bir saygı vardı. Şu an o saygı ortadan kalktığına inanıyorum. O yüzden eski siyasetçilerimizden, çoğunda mekanı cennet olsun, her birinin güzel noktalarını yaşatmaya çalışıyoruz. Yani burada da Ali Karnav'ın söylemiş olduğu, başkanımızın söylemiş olduğu bir şey vardı. Biz herkesi topluyoruz, sağcı solcu ayıştırmıyoruz. Bütün genel başkanlardan güzel şeyler aldınız. Onların kesinlikle. Güzelliklerini içinizde yaşatıp siyasette onları da yaşatacaksınız anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bu da çok güzel bir şey. Yani biraz Özal'dan, özellikle biraz Süleyman Demirel'in her Süleyman, hatta bugün bile rahatlıkla 3-4 tane kelimesini konuşmasını evet. Dile getirdik sohbetlerimizde. Evet. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Evet. Gerçekten ülkeye hizmet edenler her zaman yüreğimizde taşımaya evet. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, liderlerimiz de burada anmadan geçmeyelim. Evet, biraz sizde ara verelim. Sıkıldı Pınar Hanım. Biraz da Pınar Hanım'la sohbet edelim. Evet Pınar Hanım, tabii genelde bayan siyasetçilere, genelde biz hanımlara ne vereceğiz, gençlere ne yapacağız, eğitim dediğiniz başta çok önemsiyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
Evet, eğitimin neresinden başlayacağız? Ben önemsiyorum, hala da devam ediyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim bu konuda. Hatta kendi çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Hepsiyle ayrı ayrı sınavlara giriyorum. Onlarla beraber sınavlara giriyorum. Beraber ne yapabiliriz? Ben önce gençler dedik çünkü geleceğimiz gençlere emanet bizim. Yani bizim geleceğimiz onlar. Şimdi onları eğer kollarsak, onlara düzgün yetiştirirsek o zaman gelecek için bizim herhangi bir kaygımız olmayacak. Bu da eğitimle olacak bir şey. Bugün baktığımızda eğitim sisteminde çok eksikliklerimiz var bizim. Yani tamamlamamızı, örf adetlerimize göre tamamlamamız gereken birçok eksikliklerimiz var. Öncelikle bunların üstünde çalışmalarımız var bizim. İşte gelecek neslin biliyorsunuz şu anda bile hala kaygıları var. Biz ne yapacağız? Bugün benim 16 yaşındaki oğlum bile aynı şeylerden bahsediyor. Yarın ne olacak? Dünya ne olacak? Türkiye ne olacak? Bana bu sorularla geliyorlar. Benim için eğitim eşitlik ilkesi olması gereken başta. Yani özel okul var. Parası olan çocuğunu özel okulda evet. okutuyor. Parası olmayan devlet okullarında okutuyor. Burada bir eşitsizlik söz konusu oluyor. Kesinlikle doğru. Yani burada bu eğitimi tamamıyla devlet ele almalı ve tek çatıda, tek kapıda çıkacak bir eğitim sistemi gerçekleşmeli bu ülkede ki herkes eşit şartlar altında sınavlara girebilsin, kazanabilsin, aynı eğitim adı altında yürüsünler. Çünkü olmuyor öbür türlü yine şeye dönüyor bu, zengin insanların yönettiği maalesef, dünyaya evet, dönüyor. Maalesef, aynen yani. Öyle. Bugünlerden bakarsan bakalım, işte özel kolejlerde hala eğitim devam ediyor. Devlet okullarında biliyorsunuz pandemide yoktu ama özel kolejlerde eğitim bundan devam ediyor. Yarın bir gün sınavlarda bu çocuklar, devlet okuluna gidenler başarı gösteremeyecek, kolejdekiler başarı gösterecek. Yani ne kadar bir EBA sistem üstünden yapılan bir online eğitim de olsa biz bu sisteme alışık bir toplum değiliz zaten. Hayır, görüyorum zaten çocuklar uyuyarak izliyorlar. Maalesef. Yani evde o da bir de ortamı olursa, bir çocuğun odası olursa, 5 çocuklu bir ailede mümkün değil. Yani çocuk? Belki metropol şehirlerde her çocuğun işte ya da 2 çocuğun bir odası olabilir ama diğer yerlerde bu hala maalesef. Bizde mevcut değil. Çünkü maalesef. Ekonomik sıkıntılarımız hala devam ediyor. Evet. O zorlukları görebiliyoruz. Peki toplumumuzda maalesef hanımların, bayanların da çok ön planda olması her zaman, yani her yerde değil ama belli ülkemizin yerlerinde, şehirlerinde, hatta daha düne kadar kız çocuklarının okutulmaması bile söz konusuydu. Bu konuda Anadolu'muzda çok ihtiyaç var bildiğim kadarıyla çalışmalara. Evet. Örnek olmuştur, şahit olmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Neler yapacaksınız o konuda? Şimdi dedik ya, her şey gene kadını eğitmekle başlıyor. Yani biz kadını sahip ne kadar evet oradan, kesinlikle eğitip sahip çıkarsak sonuçlarını da o kadar iyi alacağız. Çünkü bir kadını eğitmek dünyayı eğitmektir. Çünkü baktığınız zaman ne olursa olsun evlatlarımızı da biz yetiştiriyoruz. Evet. Yani bugün hem eğitim açısından bakalım hem kadına şiddet bugün dünyada konuşulan bir şey. Halbuki biz bugün artık kadına şiddeti değil de kadının başarılarını konuşuyor olmalıydık diyorum ben. Bunların hepsinin eğitimden, sevgiden geçtiğine inanıyoruz. Evet. Bu konuda da projeleri daha sonra açıklayacağız dedik. Evet, sonra açıklayacağız. Evet, sürpriz oldu. Çünkü konuş bitmez. Sosyal medyadan, internetten, YouTube üzerinden yayın yaptığımız için zaman ve süreci ona göre değerlendiriyoruz. Peki, son bir sorum olarak da merak ettiğim için soruyorum. Siz bu zamana kadar bir partiye oy verdiniz bu yaşınıza kadar. Hanımların yaşı sorulmaz, ondan sormuyorum başkanım. ben de 18'liyim başkanım. Tamam, oy verdiniz. Oy verdiğiniz partiden... ismini açıklamayın. Memnun kaldınız mı? Mutlu oldunuz mu? Çünkü buradan sizden paslayıp başkana bir soru gelecek. O yüzden. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki biz insanız. Her zaman hani hiçbir şey bize yetmez. Bir tık üstünü isteriz. Bir tık üstünü isteriz. Bu benim için de geçerli. Bir başkası için de geçerli. Ama karşıdaki eğer oy verdiğim bir tık hep kendini geliştiriyorsa, hizmet varsa tabii ki memnun kalırım. Burada önemli olan hizmettir var zaten. Oy verdiniz bana. Eğer olmuş olsaydı bugün burada olmazdım. Tamam. Buradan aldım topu buraya geldim. Aslında Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var. Yeni bir lidere çok ihtiyacı var. Bunun sebebi de şu. 17-18 yıldır bir AK Parti iktidarı söz konusu.
işte söylediğiniz sebepten dolayı. Yani yenilik istiyor. Yani bir ceketi 17-18 kere giymiyoruz. Bir cep telefonunu o kadar kullanmıyoruz. İnsanlar hep beklentilerin üstünde bir tık daha fazla istiyor. Ama tabii ki parti yorulabiliyor. Çünkü bir parti bir genel başkanlığı olmuyor. Yani bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok başarılı bir adam olabilir. Ama altındaki ekip onu aşağıya çekebilir. Hatalar yaptırabilir. Yani olabiliyor. İşte değişiyor sürekli. O da ekibini değiştiriyor ama nereye kadar? Ekibi değişiyor, kendi değişmiyor. Kendi değişmeyince de halk birazcık değişim arıyor gibi. Ama muhalefet partisinden de sıkkın halk baktığın zaman. Ya diyor ki muhalefet partisi yıllardır ben o partiye oy veriyorum ama o partide yıllardır bir yere gelemiyor. Yani iktidar partisini bir türlü aşağı edemiyor. Ben ne yapacağım? Şimdi oyumu ona versem ayrı bir dert, buna versem ayrı bir dert diye bir içinde yanma söz konusu. Ve nereye ya da oy veriyorsa da kehren oy veriyor. Mutlaka sizler de öyle verdiğiniz oylar olmuştur. Ben diyor artık yeni bir vizyon, yeni bir heyecanla gelecek bir partiye oy vermek istiyorum. Güç Birliği Partisi öyle bir partidir. Vallahi Güç Birliği Partisi şöyle diyeyim. Öncelikle şunu açıklayalım. Muhalefet veya iktidar olayına değindiniz. Çok önemli bir yer. Gerçek anlamda iktidar belli dönem hizmetleri ne kadar olduysa da belli dönem sonra demin saydığınız sebeplerden dolayı çöküş yaşandı. Bunun sürecinin karşılığında muhalefetliğini yapabildi mi? Yapamadığına inanıyorum. Ali Karnak olarak da yapamadığına inanıyorum. Yapmış olsaydı bugün ülkemiz bu hale gelmezdi. Çünkü iktidardan çok muhalefet daha çok yükü var. Muhalefet yükünü taşıyamadığına inanıyorum. İktidar da belli dönem sonrasında hizmetlerini bırakıp artık kemikleşme mi, çürüme mi diyelim kendi işlerinde. Bunu başlattıklarını gördüğüm için bunu sadece biz görmüyoruz. Bugün sürekli sahadayım. Hatta çoğu kişi bana kızıyor. Eşofmanımı çekiyorum, giyiyorum. Hurra, Batman'dayım. Hurra, Diyarbakır'dayım. Ama siz muhalefet de yapmıyorsunuz. Yapmıyorum. Bizim A Partisi'yle B Partisi'yle işimiz yok. Evet. Güç Birliği Partisi'ni bunu özellikle diyorum. Takip eden insanlar, halkımız, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle bizi değerlendirsin. Yoksa A partisi onu yapmış, B bunu yapmış. Yok, bizim onlarla işimiz yok. Biz kuru sıkıcı değiliz. Biz bu halka nasıl hizmet edebileceğiz? Yıllar önce Türkiye verimli olan köy endüstrilerini alıp güncelleyerek bu halka hizmet etme yolunda açıyoruz. Eğitme yolunda. Zaten en büyük etkenliği eğitim ve üretim. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Yoksa Ahmet onu yapmış, Mehmet bunu yapmış. Ya da yapmamış. Halkımızı aç. Evet. Kimse bunu istemiyor. Biz de bunu yapmıyoruz zaten. Biz bütün yönetimimizle, ilçe başkanlarımızla, teşkilatlarımızla adanmıştık gömleğini giydik. Dedik ki biz geleceğin Türkiye'sinde ülkemize hizmet etmek için bu yola çıktık. Ha seçilir seçilmeyiz. Ama biz hizmetimizi yapalım. Yani halkın yaralarına merhem olabildiğimiz kadar imkanlarımız olsa olalım. Biz bu şekilde yola çıktık. Hatta çoğu kişi bize kızıyor. Efendim genel başkana baksana sivil geziyor, eşofmanla geziyor, halkı geziyor. Ya ben Ali Karnap'ım. Ben Ali Karnap'ım arkadaşım. 2014'te neysem, 2016'da neysem, 2020'de neysem, 21'de neysem seçilir seçilmez göreceksiniz. Kayıtlar hiçbir zaman silinmiyor. Bir de size şeyi de soracağım işte kayıtlar silinmiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hatırlarsanız bir tane alyansını göstererek ben bununla geldim. Evet. Ama sonra biliyoruz neler var ayrı konu. Siz de ne var zengin misiniz? Yatlar katlar. Yok bizde yatlar katlar yok. Kendi ailemizi yani, istihdam ettireceğimiz kadar. Bu mal beyanlarımız var başkanım. İşte Yargıtay'da mal beyanlarımız var. O mal beyanlarımız bugün neyse o. Onlar aslında silinmiyor. Yani bugün de karşımıza aynıdır ama devam eden ticari şirketlerimiz, hayatımız var. Tabii ki bunlar da hep %100 resmi olduğu için ne olursa vergisini ödemiş ortadayız. Gizli saklımız yoktur. Hatta şöyle diyeyim insanlar bağış yapmak istiyorlar. Aman diyor başkanım sana yok gözünü seveyim diyeyim. Hesabımız bu, resmiyetimiz bu, bize böyle gel. Biz öyle hani kimseye gebe kalacak işlemler yapmıyoruz. Bunu net olarak vurguluyorum. Peki, şeye dikkat ettiniz mi hiç başkanım? Biz de siyaset döneminde, ben de hani yöneticilik yaptığım dönemde birçok insan siyasete gelirken çıkar ve menfaatler için geçiyor. Yani çok fazla var. Siz onları bekliyorsunuz ki vatana millete hizmet etsin diye. Ama bir bakıyorsunuz ki birçoğu bir koyayım beş alayım derdinde. En çok sizi yoran budur zannediyorum. Başkanım yani 11 aylık süreçte şunu da söyleyeyim. Partimizin 03 nolu kararıyla bakın bu Türkiye'de o kadar parti içerisinde tek karar alan partiyiz.
03 nolu kararıyla, Merkez Yürütme Kurulumuzun 03 nolu kararıyla benden daha iyi partisine ve davasına hizmet edecek bir aday çıkarsa ve bu adayı Merkez Yürütme Kurulu Başkanlık Divanım sözde bile kabul ederse adaylıktan çekileceğimi, genel başkan, genel başkan adaylarından çekileceğimi, karşısına aday çıkmayacağımı ve yanında partime ve ülkeme asker olarak çalışacağımı yazılı olarak beyan alan 03 nolu Merkez Yürütme Kurulu kararıyla belki de tek partiyiz. Bizim derdimiz koltuk değil. Bu koltuğu ülkesine, partisine, davasını bir adım ileriye getirebilecek bir kişi varsa biz onun askerleri de oluruz. Çünkü bizim kırmızı çizgimiz vatanperverlik. Hatta şöyle bir olay diyeyim. Biz demin dediniz ya, yani 11 aylık bir partiyiz. En yakınlarımızla beraber bu yola çıktık. En yakınlarımız güç dengesinde bizi sattılar. Neler neler yaşadık. İki kalkışma hareketi yaşadık. Farklı fraksiyonlardan içimize sızmaya çalışan insanlar oldu. Dediniz ya koltuğu veririm diye. Tabii o koltuğu veriyormuş diye herkes gelmişti. Yani, kirli güçler girmeye kalktı. Allah'a şükür çok iyi bir iç yapılanmamız var. İstihbari birimimiz var. Müdahale ettik ve bir 12 Temmuz olayıyla temizlik yaptık. Ve tamamıyla yasal olarak bütün temizliğimizi yaptık. Çünkü kitle sayımız çok. Türkiye'nin her bölgesinde var. İnsanların ne olduğunu bilemiyoruz ama istihbari çalışmalarımızla beraber vatanperver haricinde kimse içimizde saklanmıyoruz. Ne güzel. Ya işte en çok da maalesef ticarete dökülmüş durumu var. Siyasi partileri biliyorsunuz herkes bir amaç uğruna gelip ben buradan daha nasıl kazanırım? Biz onun için güç birliği hareketi var diyoruz ki arkadaşım siyasetin dışında. Siyaseti rant olarak görme. Hizmet olarak gör. Bizim güç birliği hareketimiz var. İçerisinde ticaret var, hizmet var, yardım derneklerimiz var, umut melekleri derneklerimiz var. Ha bunu da yapıyoruz. Biz mesela derneklerimiz gerekli yardımları yapıyor kayıtlı şekilde ama biz sosyal medyada onu yaptık, bunu yaptık demiyoruz. Demeye de gerek yok başkanım. Hatta umut meleklerimizin genel merkezi de Antalya'da. Abdül Başkan'ın başında. Bazen çünkü her şey resmi olunca kayıtlara bakıyorum. Giden gelen de teyit ediyoruz yönetim kurulu olarak. Ciddi anlamda onur duyuyoruz onlardan da. Harika. Evet, sohbet et daha da tabii derine iner ama yayın akışı süremizi kuralları gereği burada noktalayayım istiyorum. Daha çok şey konuşacağız. Kesinlikle. Öncelikle projeleri konuşacağız. Ekibinizi göreceğiz. Onlarla konuşacağız. Genç arkadaşlar vardır mutlaka. İçinizde onlarla konuşacağız. Onlar neden Güç Birliği Partisi'nde onu öğreneceğiz. Ve sizin çabalarınızı, emeklerinizi buradan izleyicilerimizle buluşturacağız. Bir an önce onlar da Güç Birliği Partisi'ni siz ne kadar da ayağına gitseniz gidemediğiniz yerlere de biz buradan ulaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. En azından onu söylerler. Evet, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz Ankara'da yaşıyorsunuz siz bu arada. Ankara'ya döneceksiniz sanırım. Havalar sanırım orada biraz soğuk. Biraz soğuk, evet. Antalya'mızın kıymetini düşünüyoruz başkanım. Biz rahatız. Oh. Pınar Hanım zaten Ankara'da genel başkan vekilim. Evet. Ankara'da olduğu için biz rahatladık. Hani 15 günde bir gidiyorduk ya diyelim. Evet, artık ya, yok kalmaz olur mu başkanım? Artık şimdi sahadayız ciddi anlamda şimdi ama siyaset değil. Çünkü artık seçim yeterliliğiyle beraber o hakkımızı doldurarak son kongrelerimize doğru devam ediyoruz. Evet. İlçe kongrelerimiz 81. Yani 81, biz hedef 81 il ve ilçeleri başkanım. Hatta dün 32 ilimizde daha ilçelerinin kongrelerini başlatmak için karar aldık. Maşallah. Yani 81. Yani seçim ne zaman olur bilemeyiz ama 81 il ve ilçelerinde yeterliğimizi alma derdindeyiz başkanım. Harikasınız. Evet sevgili seyirciler, Güç Birliği Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ile birlikteydiz. Birlikteydik ve aşağı yukarı parti olarak nereye yakın olduklarını çok merak ediyorduk. Onu anlamaya çalıştık. Onlar da biz tüm parti genel başkanlarını saydılar. Hepsinden birer örneği izlediler ve merkez bir partiyiz. Herkesi bekliyoruz. Yani insanları sağ ve sol olarak ayırmıyoruz. Bu kesinlikle ideolojiyi de asla taşımıyoruz. Önemli olan insan. Evet, çok doğru bir karar bence de. Günümüzde buna da ihtiyaç var. Evet, tekrar Güç Birliği Partisi'yle bir araya geleceğiz. Projelerini öğreneceğiz. Nasıl gerçekleştireceklerini öğreneceğiz. Varsa sizin sorularınızda, yorumlarınızda altına yazabilirsiniz. Evet, hoşça kalın, mutlu kalın ama önce sağlıkla kalın. Türkiye'm. Hep birlikte refah.
Türkiye için. Birliğin gücünde birleşmek için. Küçücük umutları yaşatmak için. Güç birliği partisi var sizin için. Küçücük umutları yaşatmak için. Güç birliği partisi var sizin için. Türkiye, Türkiye. Hoş geldin güç birliği. Yarınlar Türkiye, daha güzel olacak. Türkiye, Türkiye. Umutsuzluğa kapılma güzel Türkiye'm. Her derdimiz ortak, çaresi bizde. Hep birlikte güzel yarınlar için. Güç birliği partisi var sizin için. Çözüm bir olmak. Birliğin gücünü oluşturmak. Çözüm güç birliği olmak. Benim güçlü olmam değil, biz olarak hep beraber güçlü olmak. Türkiye. Hep birlikte güçlü bir Türkiye için. Yarınlara gülümseyen çocuklar için. Güç birliği partisi var sizin için. Yarınlara gülümseyen çocuklar için. Güç birliği partisi var sizin için. Türkiye. Benim için. Türkiye. Senin için. Türkiye. Hepimiz için. Türkiye. Umutsuzluğa kapılma güzel Türkiye'm. Her derdimiz ortak, çaresi bizde. Hep birlikte güzel yarınlar için. Güç birliği partisi var sizin için. Türkiye'm, Türkiye'm, Türkiye'm. Hoş geldin güç birliği. Türkiye'm, Türkiye'm, Türkiye'm. Yarınlar daha güzel olacak. Türkiye'm.